Merhaba arkadaşlar, ben Akın Yılmaz. Bu eğitim video serisinde sizlerle beraber Amazon'u mu yoksa Shopify'ı mı seçmelisiniz? Kendi dükkanınızda bunlar hakkınızda bilmeniz gereken bilgileri anlatacağım. Öncelikle beni tanımayan arkadaşlarınız için bizler sizlere e-ticaret üzerinde gelişebilmeniz ve ticaretinizi daha doğru adımlarla ilerleyebilmeniz için bilmeniz gereken bilgiyi bu kanalımızda sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak Amazon ve Shopify bildiğiniz üzere dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından ikisi. Bu platformlarda satıcı olmak ve bu platformlarda büyük başarılara imza atmış çokça kendim de ve tanıdığım satıcılar da var. Ve ikisinde de aynı şekilde başarıya ulaşabilirsiniz. Şimdi bu video içerisinde sizin için hangisi uygun? Ve siz bu platformlara başladığınızda başınıza gelecek artılar ve eksiler nelerdir? Ve başlamadan önce başınıza gelmeden bilmeniz gereken bilgileri kendi tecrübelerimle sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikli olarak Amazon platformu gerçekten çok eski kökenli bir platform olup dünya üzerinde bütün satıcıların ağırlıklı bir şekilde başladığı ilk platformlardan bir tanesi. Shopify platformu ona nazaran bu platformun da eskiliğine rağmen biraz daha e-ticaret üzerinde uğraşan ve e-ticaret ilgili biraz daha ürünleri daha almadan müşterine gönderme sistemiyle çalışan yani bir nevi drop nakliye şeklinde çalışan bir sistem arkadaşlar. Şimdi bu platformların sizlere artılarını anlatayım. Şimdi Shopify platformuna başladığınız zaman eğer yeni başlıyorsunuz kolay gelsin. Çünkü bayağı bir şeylerle uğraşmanız gerekecek. Bir e-ticaretiniz için bir sayfa dizaynı oluşturmanız gerekiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bilmediğiniz takdirde YouTube'da tonlarca video var. İzleyerek kendiniz bile yapabilirsiniz ama kaliteli bir iş çıkartmak istiyorsanız bunu farklı platformlarda ya da tanıdığınız insanlar varsa kendilerini bularak kendi sitenizi dizayn yaptırabilirsiniz. Bazı yerlerde tema satın almanız gerekecek, bazı yerlerde ücretsiz temalarınızı kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin dükkanınızın ve sizin vermek istediğiniz müşterilerinize hizmetinizle alakalı bir şey. Bununla beraber güzel yanı yaptığınız her şey ama her şey size ait arkadaşlar. Yani size ait derken ne oluyor? Müşteriler sizin müşterileriniz. Amazon'un değil biliyorsunuz. Amazon'da satış yaptığınız zaman siz ödüyorsunuz ama bütün müşteri bilgileri Amazon'da kalırken Shopify'da müşterilerinizin e-mail adresini ve diğer gereken bütün bilgileri siz sahip oluyorsunuz ve kendi datanızı oluşturuyorsunuz ama kısa bir not. Bütün müşterilerinizle de sizler ilgileniyorsunuz. Ta ki bir yanınıza virtual asistan alana kadar. Bununla beraber arkadaşlar sosyal medya platformlarında kendi dükkanınızı çok kolay ücretli ve ücretsiz şekillerde promote yapabilir. Kendi oluşturmuş olduğunuz markanızı bugün dünyanın her yerine sunabilirsiniz. Bunun avantajları nelerdir? Dünyanın en büyük bildiğiniz üzere çeşitli markaları sadece ve sadece kendi ismine yatırım yapar. Sizler de bu ticaret platformuna ulaştığınız takdirde sizler de çok hızlı bir şekilde büyüyebilecek ve ticaretinizi geliştirebileceksiniz. Ve kendi ürettiğiniz mağazaları ve ürünleri satarken müşterilerinize kendi logonuz ya da kendi brandiniz altında kendi brandinize yatırım yapacağınız için ortalama olarak ikinci satacağınız üründe eğer ilk izleniminizi güzel verdiyseniz %80 müşteriniz tekrar ikinci çıkaracağınız ürünü çoğunlukla alacak ve böylelikle çok daha hızlı bir şekilde e-ticarette yol alacaksınız. Tabii ki bunun arka tarafında bilmeniz gereken çok daha detaylı şeyler de var. Fakat başlangıç olarak bilmeniz gereken şeyler şu anlık bu kadar. Bunun akabinde Shopify platformunda eğer başlayacak paranız yoksa herkese yeni başlayan arkadaşlara da tavsiyem 14 günlük ücretsiz deneme sunumu var ama 14 gün deneme sunumu içerisinde anlayacağınız bir platform değil ne yazık ki. O yüzden ta ki öğrenene kadar Edgewit platformunda kendi başınıza ücretsiz 10 ürününüzü listeleyerek aynı şeyi yapıp başlayabilir. Eğer bu şekilde işinizi büyüteceksiniz de buradan da Shopify'a ya da kendi internet sayfanıza geçebilirsiniz. Dedikten sonra Amazon'un size sunmuş olduğu platformdaki avantajlar. Amazon platformunda ben de X platformda da çok eskiden beri satıcıyım. Kendi kişisel gördüğümde inanılmaz bir trafik var arkadaşlar. Ne koysam satılıyor Amazon'a. Tabii ki araştırarak biz bunları listeliyoruz ama bu platformda istediğimiz her şeyi satabiliyoruz. Bazı kategorilerde satış yetkimiz yok. Bazı kategorilerde var. Bazılarını açtırmamız gerekiyor. Yani sürekli bir şey bulup tam satmak istediğimizde Amazon'a sorup danışmak ve Amazon'un eğer kabulü edilirse ancak biz kendi satan ürünümüzü satabilme ihtimalimiz var. Türkiye'de Amazon ve Shopify gerçekten çok revaçta. Yurt dışında evet yani bir nevi herkes Amazon'da dükkanı vardır ama gerçekten büyük paraları Amazon ya da farklı platformlar yerine kendi internet sitelerinde kazanırlar arkadaşlar. Bu nasıl oluyor?
Buradaki mantık şu. Yeni başlayan arkadaşlar kesinlikle ben de yani yıllar önce Amazon'da başlamıştım. Amazon platformunda ve eBay platformunda aşağı yukarı da aynı anda satışları ve dükkanlarımı açmıştım. Ve bu platformlarda satışınızı yaparken ilk önce kendi marka belirliliğinizi oluşturuyorsunuz. Ve belirli bir cüreye ulaştıktan sonra kendi markanızı, kendi sayfanızı ve diğer şeylere odaklanıyorsunuz. Mantıken bence böyle gitmesi gerekiyor. Çünkü bu platformlarda kendi markanızı ve logonuzu sizi hiç kimse tanımadığı için Amazon'un milyonlarca Prime müşterilerine tanıtıyorsunuz. Ve böylelikle de sizler bu şekilde bir marka bilincini müşterilerinize oluşturup bu müşterilerinizi kendi database'inize çekerek daha çok satıştan daha çok para kazanıyorsunuz. Çünkü Amazon'un böyle fee ve diğer şeyleri çok yüksek olduğu zaman sizlerin gerçekten biraz büyümenizi çok ama çok yavaşlatacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca başlaması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Şimdi Amazon'da, YouTube'da videolar görmüş olabilirsiniz. E-ticaret sitelerinde eğitim satan insanların videolarına katılmış olabilirsiniz. Amazon çok kolay mı? Gerçekten Amazon bana göre çok kolay ve hepinizin yapabileceğini düşündüğüm kadar da basit bir sistemi var. Önemli olan buradaki süreçte Amazon'da başlarken doğru bilgi ve kaynağı doğru bir şekilde ulaşırsanız Amazon'un ne kadar kolay olduğunu ve 30 saniye içerisinde ürününüzü nasıl kolay bir şekilde listeleyeceğinizi sizlere rahat bir şekilde gösterebilirim. Yapmanız gereken tek şey Amazon'un app'ini telefonunuza indirip scan yapıp listemek. Bu kadar basit Amazon'da satış yapmak. Sadece ne satacağınızı ve hangi kategorilerde oluşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ufak bir not. Çoğunlukla olarak Amazon'da dropshipping yaparak başlayan arkadaşlar ve Amazon platformunda gerçekten bir günde böyle deli gibi satışlar yapmak isteyen arkadaşlara bir ufak bir hatırlatma. Bu platformda öncelikli olarak Amazon platformunun güvenini kazanmanız ve dükkanınızı ve markanızı yavaş ve sağlam adımlarla büyüttükten sonra dropshipping sektörüne geçmenizi öneririm. Bundan sonraki aşamada direkt dropshipping olarak başladığınız takdirde ki yapabilirsiniz. Fakat şunu unutmamanız gerekiyor. Dükkanınız çok büyük ihtimalle suspend yiyecek ve suspend yediği için de sizleri bir ton sorunlu Amazon'la, case'lerle ve işin arka tarafındaki evrak ve dokümanlarla uğraştıracak. O yüzden yeni başlayan arkadaşlar herkese ufak tavsiyem. İkinci el ya da basit bir kategoriden ürününüzü açıp ufak da olsa 10 tane bile olsa Amazon depolarına ürünlerinizi gönderip bu şekilde Amazon'la aranızda iyi bir anlaşma yapmanız ve bu şekilde uzun vadeli ticaretinizde sizler de Amazon platformunda daha iyi yerlere ulaşacağınıza şahsen kendi adım adına inanıyorum. Bununla da beraber arkadaşlar çok kolay bir şekilde satış yapabiliyorsunuz. Fakat dikkat etmeniz gereken şey şu. Çok para kazandınız. Benim başıma gelenlerden bir tanesi. Ben ban yemedim ama burada çok güzel bir ürün buldum. Amazon'da çok satış yaptım. Bestseller'a gittim. Ve Amazon benim bulmuş olduğum bestseller'ı benim elimden aldı arkadaşlar. Çünkü benim alabileceğim ortalama 1000 tane adetken Amazon'un 10.000 tane adet oldu. Ve haliyle satışın parasını kırdı. Ve top seller'a şu an kendisi geçti. Rakibiniz Amazon. Unutmayın Amazon sizin ne sattığınızı bütün bilgilerinizi görebiliyor. Bazen sizden ürünlerinizi listelemek için fatura istiyor. Faturadan sizin toptancınızı bile bulabiliyor. O yüzden faturanızı gönderirken toptancının ismini göndermek zorunda değilsiniz. Üzerindeki bir bant çekerek bu faturanızı içerisindeki toptancınızı gizleyebilirsiniz. Ki bence de gizlemelisiniz. Bilmeyen arkadaşlar varsa bir tecrübemi sizlerle paylaşayım. Ayrıca bununla beraber de bu platformda çok iyi satış yapabilirsiniz ve Amazon size yarın ya teşekkür ederiz. Çok güzel sattın ama biz seni daha çok istemiyoruz deyip dükkanınızı kapatıp bütün paranızı, bütün yatırımınızı bir anda bitirebilir arkadaşlar. Ciddi paralarla oynuyorsanız buna gerçekten dikkat edin ve yumurtaların hepsinin aynı baskette olmadığına kesinlikle ve kesinlikle emin olun. O yüzden farklı platformlar sizlere farklı imkanlar getirerek herhangi bir şekilde eBay'de, Suspend, Shopify'da ya da farklı platformlarda zarar gördüğünüzü bu platformla sizi daha hızlı bir şekilde ilerleyebilmeniz için arkadan size destek olsun. Ayrıca gelelim eksilerine. Şimdi Shopify platformu güzel bir platform. Başlangıç için benim herkese tavsiye ettiğim Shopify değil. Kesinlikle Edgewit ya da kendi internet sayfaları ama Edgewit başlangıç olarak çok iyi. Oradan sonra Shopify, ondan sonra da kendi internet sayfanızı öneririm. Bilgi sahibi olduğunuz takdirde Shopify üzerine konuşuyorsak yazılımlar ve diğer akabindeki diğer şeyler arkadaşlar ücretli olarak kullanmanız gerekiyor. Ne yazık ki Oberlu ya da dışarıda tonlarca benim daha önceki videolarımda çekmiş olduğum
Shopify'a ürün yükleme programları var. Onlara bakabilirsiniz. Ve ayrıyeten bu Facebook kursunun içerisinde detaylı şekilde anlatmış oldum. Ücretsiz olarak nasıl Shopify ürün yüklersiniz videosunu da izleyebilirsiniz eğer kursun içerisindeyseniz. Değilsiniz sorun değil. Sizlerin de bu şekilde kullanabileceği üçüncü parti yazılımlar var. Bu yazılımlarla beraber belirli bir para ödeyerek Shopify dükkanlarınıza normal bir şekilde ürün yükleyebilirsiniz. Ha, bu değil ki manuel yükleyemez misiniz? Manuel de yükleyebilirsiniz ama ürün stok, ürün fiyat ve işin arka tarafındaki ürünle ilgili olan bütün bilgileri sürekli güncel bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Ki bu gerçekten 100 tane ürününüz olduğunuzda çok başınızı artacaktır arkadaşlar. Application'lar. Shopify platformu application'dan ibaret bir platform ve her bir şekilde dükkanınıza yeni application'lar ekleyebilir. Bu aplikasyonlarla beraber dükkanınızda güncellemeler ve işin arka tarafında müşterilerinize sunmuş olduğunuz farklı yenilikler sunabilirsiniz ki bazı application'lar var. Müşterileriniz dükkana girdiği süre içerisinde müşterinizin ne yaptığına kadar size gösteren application'lar var. Bunların bazıları pahalı, bazıları bedava var ama genellikle %80'i işe yarayanların pahalı bir ücret ödemeniz gerekiyor. O yüzden ekstradan fazla bir para ödemeniz gerekiyor. Başlangıç için arkadaşlar güzel bir platform, başlayabilirsiniz ama gerçekten bilmiyorsanız cebinizden biraz para kaybedeceğiniz harika bir şekilde gözüküyor. Eğer e-ticareti ya da e-ticaretin ne olduğunu bilmeden Shopify'a başlıyorsanız bence başlangıç olarak gerçekten çok ama çok yanlış bir platform. Büyük ihtimal paranızı kaybedeceksiniz. Tabii ki yeni bir güzel bir şekilde destek almadığınız takdirde. Ve bununla beraber benim öğrenmek ya da benim anlatmak istediğim Shopify platformu biraz daha kendi markanızı oturttuktan sonra geçebileceğiniz bir platform dedikten sonra bu platformda gerçekten sizlere çok avantaj sunuluyor. Fakat başarabilmeniz için platformun marketing ve reklamlama kısmını gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü başkalarına özel olarak yaptırdığınız şeyde çok fazla ilerleyeceğinizi ben düşünmüyorum. Amazon platformu gerçekten Amazon'un kuralları kuraldır. Bugün böyle bir politika çıkartır, yarın bir politika çıkartır. Biz her gün Amazon'un politikalarıyla beraber bizler de bir kendi politikalarımızı da değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bazı sattığım ürünleri parsel olarak gönderirken şu anki süre zarfı içerisinde Amazon deposunda sürekli olarak bir fee değişme sorunu var. Benim göndermiş olduğum ürünler normalde aylık fee oluyordu. Yıllığı düştü. Sürekli bir güncelleme, değişme ve benim de kendimi ona göre ayarlamam gerekiyor. Ona göre bir bütçe ve maliyet hesaplamam gerekiyor. O yüzden Amazon kuralları koyuyor. Eğer Amazon'u satacaksınız, size yarın ben burada satmanızı istemiyorum dediğinizde tamam teşekkür ederim demesini öğreneceksiniz. Çünkü Amazon'un kuralları Amazon'un kurallarıdır. Bunu kabul ederek Amazon'da satışa başlayın arkadaşlar. Ayrıca bütün satmış olduğunuz reklamlarınıza yatırmış olduğunuz paralardan evet para kazanıyorsunuz ama bu müşterilerin hiçbiri size değil ve size ait değil. Hiçbir şekilde onlara ait bir ulaşım bilgileriniz yok Amazon platformu dışarısında. Yani yarın bir gün Amazon platformu dışarısında satmak isterseniz bu müşterilerinizi çekmek biraz sizin için sıkıntı olacak. Yeniden aynı marka bilincini oluşturup aynı paraları aynı zamanları harcamanız gerekecek. O yüzden Amazon'un ve Amazon platformunda büyümek istiyorsanız bazen arka tarafta aynı şekilde brandinizi de oluşturarak büyütmeye dikkat edin arkadaşlar. Ve bununla beraber de çoğu bütün satıcıların yaşamış olduğu standart sorun, suspense sorunu arkadaşlar. Amazon platformu sizi istemediği takdirde yarın bir gün sizi gönderebilir ve hiçbir şey yapamazsınız bu konu hakkında dürüst konuşmak gerekirse. Eğer çok biliyorsanız Amazon'da ghost hesap açabilirsiniz. Tabii ki biz hani ghost hesap ne olduğunu bilmeyen varsa hani ikinci hesap aynı eBay'deki still hesap gibi. Fakat bunun tonlarca arka tarafında bilmeniz ve araştırmanız gereken bir bilgi deneyimi gerekecek arkadaşlar. Benim önerim normal bir şekilde başlıyorsanız Amazon'da başlayıp ticaretin ilerleme ve gelişimini öğrenebilirsiniz. Ve FBA ya da FBM şeklinde müşterilerinize satın almış olduğunuz ürünlerin pazarlamasını ister normal kendi dükkanınızdan ya da evinizden ya da fark etmiş bir şekilde Amazon depolarından müşterilerinize hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Peki buraya kadar her şey çok güzel. Peki bu politikalar içerisinde Amazon'da satış yapmaya çalışan arkadaşlar dropshipping ile başladığı takdirde başlarına gelecek. Çünkü ben dışarıda tonlarca video görüyorum. Gerçekten Amazon'da dropshipping ve diğer akabinde Amazon'da bir günde bilgi ya da tecrübe olmadan nasıl böyle para kazanılır gibi videolar. Tabii ki saygı duyuyorum, yapabileceğim başka bir şey yok. Sadece bilmeniz gereken bir bilgiyi size göstererek saygı duymaya devam edeyim. Dropshipping politikası Amazon platformunda arkadaşlar. Ürünleriniz için sizlere sayfasından almış olduğum açıklamalar var. Buradaki
sayfayı dondurup okuyabilirsiniz detaylı şekilde. Sadece ben araştırmayan ya da araştırmak istemeyen arkadaşlar için bir screenshot yaptım, buraya paylaştım. Sizler de bu şekilde Amazon'da dropshipping politikalarını inceleyip Amazon'da dropshipping yapabilir misiniz, yapamaz mısınız ona bakabilirsiniz. Çünkü Shopify platformu biraz daha sadece dropshipping konseptine odaklanmışken, tabii kendi markanızı, brandinizi yine aynı şekilde satabilirsiniz. Yani biraz daha esnekken bu konuda, Amazon biraz daha bu konularda çok ama çok katı olduğu yerler var. Eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız dedikten sonra, peki sizin için hangisi doğru? Yani Shopify ile mi başlamalısınız yoksa Amazon'da mı? Yeni başlıyorsunuz, e-ticarette videoları gördünüz ve ticarete kazanıp siz de kendi kişisel özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsunuz. Ve dışarıda tonlarca ama tonlarca video var. Ve hepsi farklı bir şey söylüyor. Aslında aynı konu hakkında konuşmasına rağmen. Sizce peki doğru platform hangisi? Benim kendi kişisel tercihim arkadaşlar, herhangi bir şekilde eBay. Ama siz başlamak isterseniz, sizlere daha detaylı şekilde sunabileceğim, mantıken başlangıç olarak kendinizi geliştirebileceğiniz platformlar adım olarak Amazon. Amazon'da başlangıç gerçekten çok kolay ve burada e-ticaret hakkında bilginizi hızlı bir şekilde scale yapabilir ve ticaretinizi daha hızlı adımlarla atabilirsiniz. Ufak bir şekilde yatırım yaparak gerçekten Amazon'da kolay bir şekilde satışa başlayabilir. Ufak paralarla çok rahat bir şekilde Amazon'da başlayabilirsiniz. Belirli bir e-ticaret birikimine ya da bilgisine sahip olduktan sonra Shopify kısmında sizler de kendi markanızı oluşturabilirsiniz. Benim herkese önerim, bu süre zarfı içerisinde Edgewit gibi platformlarda kendi markalarını oluştururken burada da ücretsiz ürünlerinin listelemesini sağlamak ve o sırada mantığı anladıktan sonra Shopify'a geçerek kendi markasını oluşturmak arkadaşlar. Sizler için hangisi uygun? Şöyle bir gerçek var, şöyle düşünün. Ömür boyu bu ticareti yapacağınızı düşünüyorsunuz ve sürekli olarak kendi markanıza yatırım yapmak isteyeceksiniz. Haliyle Shopify gibi platformlara kendi markanızı yatırarak sürekli olarak bu ticaretinizi büyütmek istemeniz en doğal hakkınız olacaktır. Yani Amazon'da marka oluşturuyorsunuz, ürünü satıyorsunuz, Amazon yarın size satmayın dediği zaman bütün markanız da ticaretiniz de bitecektir. Shopify'da kontrol sizlerin elinizde arkadaşlar. Bana sorarsanız Shopify yerine kendi internet sayfanızı oluşturun, bu bilgiye sahipseniz. Çünkü mantıken aynı şeyi yapıyorsunuz. Sadece işin reklam ve trafik kısmında Shopify'ın bazı eklentileri var ki işinizi kolaylaştıracak. Ama belirli bir süreye ulaştıktan sonra eminim ki kendi internet sayfanızı oluşturarak kendi ürünlerinizi satacaksınız arkadaşlar. Peki, buradaki video serisinde sizlere Amazon ya da Shopify hakkında bilgilerinizi ve hangi platform sizin için daha uygun diye söylerken eBay'i de söylemeden vazgeçemeyeceğim arkadaşlar. eBay platformunda gerçekten çok ciddi paralar, çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Çünkü eBay platformu bu iki platforma nazaran çok daha oyunun kuralları basit ve çok daha hareketini daha serbest bir şekilde yapabileceğiniz bir platform. Başlangıç olarak herkese tavsiyem eBay arkadaşlar. eBay platformunda kolay bir şekilde başlayabilirsiniz. Ve Facebook Marketplace'de de sizler de ikisi anda cironuzu oluşturduktan sonra da bir sonraki adımınızda bu platformlara yönelebilirsiniz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Görüşleriniz, yorumlarınız nelerdir çok merak ediyorum. Siz hangi platformda çalışıyorsunuz ve sonuçlar sizin için hangisi daha iyi oldu? eBay mi, Amazon mu, Shopify mi ya da diğer başka kullanmış olduğunuz platformlar mı? Soru ve görüşleriniz olursa kanalımızda canlı yayını açık tuttum ki canlı chat bölümünde istediğiniz zaman istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum takım arkadaşlarımla. Sizler için aşağıda linkleri bıraktım. Hangi platforma başlamak istiyorsanız orada linkleri var. Amazon, Etsy, Facebook, Marketplace ve diğer niceleri. Bu platformları sizler de başlangıç olarak yapabilir, kendi kişisel özgürlüğünüzü artık kazanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.